Az kalsın bir kazaya karışacaktım. Ve tehlikeliydi. Yokuş aşağı inerken 40'aydı. Bunun sebebi ne? Yani ben miyim? Yani biliyorlar en çok kar yağan Avrupa ülkesi burası yani. Olacak iş değil yani. Hakikaten değil. Tuzlama yapmıyor, yolu temizlemiyor. Bak yine araba biraz kendini şey yapmaya başlıyor. Aslında hata bende ya. Benim böyle yollardan gitmemem. Selam arkadaşlar. Çok güzel bir giriş yapamayacağım çünkü az önce az kalsın bir kazaya karışacaktım ve tehlikeliydi. Yokuş aşağı inerken tır kaydı. Bir 15 metre kaymışımdır rahat. Belki daha bile fazladır. En son Dorsey'i şu aynaya baktığım zaman Dorsey'i gördüm yani böyleydi. Sonra direksiyonu bu tarafa çevirdim. Bir ara burada gördüm sağ tarafta. Karşıdan da arabalar geliyordu. Yani bu tarafa çevirdiğim sırada bu araba buradan geçmiş oldu. Şansa bu tarafta da bir şey yoktu. Kaldırım falan vardı. Yani bu tarafta eğer doğrusu böyle bu şekilde kayık olsaydı, bu tarafa kaymış durumundayken araba da buradan geçseydi Allah korusun altımda kalacaktı yani. Bunun sebebi ne? Yani ben miyim? Bence ben değilim bunun sebebi. Bu yolları böyle bu halde bırakanlarda, yani bu Avusturya hükümeti hakikaten bu kar yağdığından beri bir aydır biz böyle bu karlarla cebelleşiyoruz. Ya arkadaş bir aydır yani hiç mi temizlemezsin ya? Ya şeyleri yok, araçları yok. Yani biliyorlar en çok kar yağan Avrupa ülkesi burası yani. Şeye bakacak olursanız İtalya'ya gidiyorsun hiç kar yok, Almanya'ya gidiyorsun kar yok. Belli bir yerine kadar var. Ondan sonra hiçbir yerinde yok yani. Burada Salzburg'da, Innsbruck, Tirol, buralar felaket yani. Olacak iş değil yani. Hakikaten değil. Tuzlama yapmıyor, yolu temizlemiyor. Sonra bir durum olursa ne olacak? Bunun sorumlusu kim? Şoför mü yani? Ya sorumlusunu geçtim. Yani can önemli olan. Yani burada bir cana bir şey olsa vicdan azabı çekersin yani. Haklı ya da haksız hiç önemi yok yani. Bize de bir şey olabilir yani. Karşı tarafa değil. Bize de bir şey olabilir. Yani durumlar böyle. Ağır ağır gidiyoruz. 40'la falan gidiyorum yani. 40, 42, 43. Böyle. Aynen böyle bir yokuş. Yokuş aşağıydı biraz. Bak yine araba biraz kendini şey yapmaya başlıyor. Hiç temizlemiyorlar ya. Yani yaklaşık 3 saattir yağıyor bu kar. Ben biliyorum. Haberim var. Buraya gelmeden önce haberim oldu burada kar yağdığında. 3 saat, 3,5 saat, belki de 4 saattir yağıyor. Hiçbir şey yapmamışlar ya. Bir kere atıyorlar tuzu mu neyi. Ondan sonra bitiyor. Tamam daha. Ama kayıyor yollar. Sakat. Neyse sağ salim. Oradan da kurtulduk yani. Bir sıkıntı çıkmadı. Ama aksi halde yani aksi durumu da olabilirdi. Buna da şükür diyoruz. Aslında hata bende ya. Benim böyle yollardan gitmemem gerekiyor. Ben böyle kar yağdığı zaman otobandan gitmem gerekiyor ama bu kadar bu denli olacağını bilemedim. Dedim belki temizlemişlerdir. Belki bir şeyler atmışlardır yola. Yok arkadaş ya. Kar kürem aracı geçiyor karşıdan. Ona da korna bastım az önce böyle. Şehrin içinden. Temizlesene lan yerleri falan diye. Hiç bakmıyor bile yani. Biliyor ona öyle yaptığımı. Bir de şeysi, küreme şeysi havada yani aşağıda da değil, temizlemiyor geçerken. Ulan bari yere sürt de onu temizlesin geçerken. Bir boka yaradıkları yok ya vallahi. Yani böyle, daha önce yapacaktım bu videoyu ama dedim ki ulan hani burada yaşıyoruz şey yapmayalım biraz daha bakalım belki düzelir.
Yok arkadaş ya, bunlardan var ya bicecik olmaz hakikaten. Herkes şikayetçi yani. Bu Avusturya'da bu yolları böyle temizlemiyorlar. Salzburg'da orada burada kar yağıyor. Ne yolun kenarını temizliyorlar, ne yolu temizliyorlar. Geçenlerde havalimanına gidiyordum. Normal özel arabamla gidiyordum. Sonra Salzburg'a gittim ama ne gittik yani. Geceden kar yağmış, yolları temizlememişler. Yolun kenarında tırlar kalmış. Ondan sonra kaya kaya gittik yani. Kaç kere kaza atlattık. Kaç sefer kaza atlattık yolda. Araba yoldan çıktı yani. Tek başıma da değildim. Ondan sonra Salzburg'da işim bitti, geri geldim. Geri geldiğim zaman karşı yola baktım. Yani bir saat oyalansam havalimanına gitmiştim. Uçağa falan yetişemeyecektik yani. Dönüşe de baktığım zaman yolda tırlar kalmış. Yolu komple kapatmış. Sadece yolun kenarında kalmamış tırlar. Komple kapatmış. Bir yeri temizliyor, bir yeri bırakıyorlar yani. Böyle iş olmaz ki. Yapıyorsan tam yapacaksın. Ama yani o geçtiğim yolda hakikaten sakat. Sağ tarafta evler var, kaldırım var. Sol tarafta da evler var. Sakat yani gerçekten. Orayı inşallah birisi temizler de. Karşımda da bir tır şoförü vardı. Ben böyle bir durdum, şok oldum ilk başta yani. Hemen gidemedim. Böyle bir şok geçirdim. İnsan yani ister istemez eli ayağı boşalıyor böyle. Bir şey yaşadığı zaman. Durdum biraz, baktım sağıma soluma. Bir şey var mı diye. Hiçbir şey olmamış Allah'tan. Şansa yani. Kaçacak bir yer de yok yani o araba için. Karşımdan gelen araba için kaçacak bir yer de yok. Allah korusun ya. Allah esirgesin. Allah kimsenin başına vermesin. Ondan sonra karşıda da tır şoförü vardı. O da dedi hani panik yapma, korkma falan. Devam edebilirsin. Bir sıkıntı yok diye bana böyle teselli yaptı. Teselli verdi sağ olsun. Ondan sonra biraz durduktan sonra yavaş yavaş devam ettim. Hemen de kamerayı açtım. Akabinde. Yolların şekli böyle. Tehlikeli. Benden sonra temizlemişlerdir. Yoksa orada bir sıkıntı olabilir. Yani frene bastığın zaman istediğin kadar bas frene, tam kökle yani. Yine arabayı daha felaket kaydırıyor. İster yavaş ol, ister hızlı. Biz yavaştık gerçi. Çok hızlı değildik yani, normal. Normalin altında gidiyorduk. Ama yine de bunun şakası olmaz ki. Evet arkadaşlar, durumlar böyle. Kısaca bunu, bu başımdan geçti, bunu böyle anlatmak istedim. Başka bir videoda görüşürüz, ne diyeyim. Biz de biraz kendimize gelelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.